ile ilgili problem çözümümüzün devamı olarak soru 8'de, 8. soruda beton numunesinin sıkışma dayanımı veyahut da basınç dayanımını bize soruyor. Kilogram kuvvet bölü santimetre kare, Pascal ve megapascal cinsinde. Biz tek eksenli sıkışma dayanımını veya basınç dayanımını sigma C simgesiyle gösteriyoruz. Kilogram kuvvet olarak bulmak için önce P'yi bir önceki videoda kaç kilogram kuvvet bulmuştuk? 53 tondu. 53.000 kilogram kuvvet olarak bulmuştuk. 1000'le çarpıp kilograma dönüştürdük. Kilogram kütle birimi, kütle ölçüsü. Bunu kuvvet yapmak için F, yanına İngilizce force'un baş harfini koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kime böleceğiz? Alan santimetre kare cinsinden 176,7, 176,7 santimetre kare idi. Hemen çözümü bakalım hesap makinesinden. 53.000 bölü 176,7 eşittir 300 kilogram bölü santimetre kare kilogram kuvvet dememiz lazım. Evet. Bizden devamında kaç Newton diyor? Pardon, kaç Pascal'dır diyor. Sigma C'yi biz Pascal olarak bulacağız. Şu kadar Newton bölü metre kare cinsinden. O halde P'nin yerine Newton yazacağız. 53 ton kaç Newton'du? 53.000 kilograma çevirdik önce. Sonra Newton'a çevirmek için 19,81 ile çarptık. 519.930. 519.930 Newton bölü metrekare. Metrekaremiz kaçtı? 0,01767, 0,01767 metrekare. Newton bölü metrekare Pascal oluyor biliyorsunuz. Bunun da sonucu 19.930 bölü 0,0 17.67 eşittir bayağı şey bir sayı 29 448 Pascal Newton bölü metrekare. Tabii biz bu kadar büyük rakamlarla uğraşmıyoruz. Bunu zaten soruda da sormuş. Megapaskala çevirin diyor. Megapaskala çevirmek için mega milyon demek. Milyona böleceğiz. Yani 6 basamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29,4 megapaskal veya 29,4 mega Newton bölü metrekare. Bunu da cevaplamış olduk. Beton numunesinin elastisite modülü kaç megapaskaldır? Şimdi mühendislikte adınız, soyadınız gibi bilmeniz gereken bir formül şu. Boy kısalması eşittir. Boy kısalması eşittir. Numuneye uygulanan yük P. Numunenin boyu L. Numunenin kesit alanı A, numunenin elastisite modülü E. Şimdi kilogram santimetre kare cinsinden girebilmek için P'yi kilogram, şunlar santimetre kare yapacağız, şu santimetre olacak. Kilogram kuvvet santimetre kare bulmak için şöyle diyeceğiz. Problemin
tanım kısmına baktığımızda 25 ton düzeyindeyken boy kısalması 0,13 1,3 milimetre olarak bulunmuş. Onu santimetreye çevireceğiz. 0,13 santimetre eşittir. P 25 ton 25 bin kilogram kuvvet eder bu. 25 bin kilogram kuvvet. L 32 santim santimetre. Ondan sonra A 176,7 santimetre kare. Kim kaldı geriye? E buradan bakalım ne bulunuyor? 25 bin. Çarpı 32 bölü 176,7 bölü 0,13 34.825 26 34.826 kilogram kuvvet bölü santimetre kare. Eğer bunu megapaskal olarak bulmak istersek 10 ile çarpmamız ya da 9,81 ile çarpmamız yeterli. Fakat ayrıntısı şöyle. Bu sefer metre ve metre, bakın şu metre olacak, şu Newton olacak, metre kare olacak, metre olacak. Sonuçta bunu megapaskal yani mega Newton bölü metre kare olarak bulacağız. 0,13 santimetre ne yapar? 0,2 tane daha sıfır at metreye çevirmek için metre delta yerine. Ondan sonra 25 ton ya da 25 bin kilogram kuvveti ne bulmuştuk az önce? 25 bin kilogram kuvveti Newton'a çevirmemiz gerekiyor. 25 bini 9,81 ile çarpmalıyız. 25 bin 25 ton 25 bin kilogram kuvvet. Onu da Newton'a çevirmek için 9,81 ile çarpıyoruz. 245 bin 250 245 bin 250 Newton oluyor. Bunu kimle çarpacağız? 32 santimetre ile metreye çeviriyorum. Bakın Newton metre başka şey yok buraya. Birimler uyumlu olmak zorunda. Alan şurada verilmişti. Metre kare cinsinden gireceğiz alanı. 0,0767 metre kare çarpı E. E'yi çekiyorum buradan. Hesaplayalım şimdi. 245.250 245.250 çarpı 0,32 bölü 0,0 1767 bölü 0,0013 ne oldu? 34 16 48 34 16 48 16 51 16 51 Newton bölü metrekare oldu bu. Mega Newton bölü metrekareye veya mega Pascal'a çevirmek için 6 virgül geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya geleceğim. Pardon, şunu oraya değil, şuraya yapıyorum. 3.416 küsuratını atıyorum. Mega Newton bölü metrekare veya 3.416 MPa. Evet. Problemin devamında bize biraz daha aşina bir malzeme var. Bir granit numunesi 63 milimetre çapında 14 santim yüksekliğinde kütlesi 1135 gram yapılan yükleme 62 tona ulaştığında numune kırılmış. Yükleme 30 ton düzeyindeyken ölçülen boy kısalması 560 mikron
yara mikrometre olmuş. Bu aynı zamanda 0,56 milimetre demektir. Birinci soruda istenenlerin tamamını bunun içinde siz kendiniz hesaplayın arkadaşlar.